koyu yeşil. Hazırlayan ve sunan Özlem Şendeniz. Merhabalar, Koyu Yeşil'in ikinci sezonuna hoş geldiniz. Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'nin podcast serilerinden biri olan Koyu Yeşil'de Doğu Karadeniz yerlerindeki çevre sorunlarına ve çevre eksenli toplumsal hareketlere beraber söyleşerek bakıyoruz. Bu bölümde ormanlara, Doğu Karadeniz'in Koyu Yeşil'ine odaklanacağız sevgili Ozkur Doğulu hocamızla. Oğuz Hoca orman ekonomisi uzmanı, bir orman mühendisi ve hem üniversitede hem de sivil toplum alanında oldukça aktif. Çok gönlü bir bölge insanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam, ben size ilk olarak şunu sormak istiyorum. Karadeniz'in koyu yeşil bir pastoral yapısı olduğunu anlatıların içerisinde sürekli yediriyoruz. Ama bu yeşilin kaynağı olan ormanlara çok bakmıyoruz aslında. Bize biraz Karadeniz ormanlarından bahsedebilir misiniz? Yani belki de ağaca bakıp ormanı görmüyoruz. Öğrencilerime hep söylerim. Ormanlar uzaktan da çok güzeldir. Yoldan bakınca da güzeldir. Ama orman içine girerseniz size öğretmeye başlar. Çok şey öğretebilir. Mantar yiyen salyangoz da görebilirsiniz. Küçücük bir böceğin yumurta koymasını görebilirsiniz. Ya da kuşların işte yemeğini, nafakasını çıkarırkenki çabasını görebilirsiniz. Dünya bir ekosistem. Bu ekosistemin de hepimiz, bütün canlı formları parçalarıyız. Biz tabii insanlar olarak bunları kendi yaşam ortamlarımıza böldük. Bazılarını çok değiştirdik, yok ettik. En iyi ihtimalle bozduk. Dünyanın karasal alanlarının %60'ı ciddi şekilde dönüştürülmüş durumda. Denizler alanların da yaklaşık %70'i. Karadeniz'de işte bu ekosistemin 36-42'nin böyle 42'lik enlemlerinde kimi zaman serin, kimi zaman bol yağışlı bir bölgesi. Yağış açısından çok sorun yaşamıyor. Karadeniz ormanları aslında Euro-Sibiryan bölge dediğimiz, ta Avrupa'da başlayıp Sibirya'ya, Kamçatka'lara kadar uzanan bir bölgenin parçası. Buna bitki coğrafyası diyoruz. Türkiye'de 3 tane bitki coğrafyası var. Biri Euro-Sibiryan dediğimiz Avrupa-Sibirya bölgesi, biri Mediterranean dediğimiz işte Akdeniz bölgesi bölüm, bir de İran-Turan bölgesi dediğimiz İç Anadolu'dan ta İran'ın diplerine kadar giden büyük bir alan, daha step bölgesi. Bu iki coğrafyası bakımından üç bölümün, üçünün de kendine has özellikleri var. Üçü de korunmalı. Tür çeşitli bakımından Karadeniz bunlar arasında üçüncü. Herkes çok daha biyoçeşitliliğimiz yüksek zannedir ama tabii otsu bitkiler bakımından İran Turan çok daha şey ve Mediterranean yüksek. Biz yüksek boylu ormanlar bakımından, sıklık bakımından biraz daha yoğun olduğumuz için, yeşil olduğumuz için yağışa bağlı böyle bir genel bir algı var. Dolayısıyla bu ormanları da biz Euro-Sibiryan bölgede, yani Türkiye'nin Karadeniz bölümünde de aslında ikiye ayırıyoruz konuşurken. Melet Çayı'nı doğusuna Kolşik Flora bölgesi diyoruz. Buna Gürcistan'ın da bir bölümü dahil olmak üzere Kolşik Provence diyoruz. Bu Kolşik ya da eski şeyiyle Kolchis bölgesi oradan geliyor. Aslında Kolchis bölgesi ta Sinop'a gider. Ama Melet'in doğusuyla Melet'in batısı arasında farklılık var. İki birlikleri açısından da, biraz iklimsel durum açısından da, yükseltiler açısından da. Dolayısıyla buranın flora vejetasyon yapısı biraz daha farklı. O yüzden ayrı adlandırılmış. İşte buna Kolşik flora denmiş. Ladin'in en son gittiği yer Melet Irmağı. Tabii tek bir gruplar halinde batı kıyısında da var ama yani Melet Irmağı bir sınır. Yani orduya girerken hani üstünden geçtiğimiz Melet Çayı olduğu yer. Ta Mesbiye'nin oradan gelen. Buranın doğusunu ve batısını ayrı değerlendirmek lazım. Tabii batısında da çok zengin ormanlar var. Tabii bunlar üzerinde de çok zengin baskılar var. Eğer doğal kaynaklar ne kadar zenginse günümüzde,
bir varlık şeyi, kaynağı gibi değerlendiriliyor ama öte yandan da baskılar da, yani bunu kullanma iradesi ya da isteği de artıyor. Doğusuna baktığımız zaman Ladin çok belirleyici türler bakımından. Hani çok aşağı mıntıkalarda işte Artvin'de Akdeniz flora elementlerini görürüz, Çoruh Vadisi'nde. Böyle bir girift yapı vardır. Genel baktığımız zaman bitki sosyolojisine ya da vejetasyon tipine kızıl ağaçların en aşağıda yoğun olduğunu görüyoruz. Kızıl ağaçlar aslında bir lütuf, bir öncü ağaçtır. Arazi açıldığı zaman, heyelan olduğu zaman, hafriyat döküldüğü zaman hemen oraya kızıl ağaçlar gelir. Kızıl ağaçlar aşağıdaki yükseklikleri, yani çok yüksek değil de kızıl ağacın yaşama yerlerinde ya da konşit floranın belli yüksekliklerine kadar öncü ağaç niteliğindedir ve o toprağı bir an önce kaplar ve bu kapladığı kızıl ağaçlar aynı zamanda o toprağa süksesyon dediğimiz ardıl değişimin sonraki gelecek türlerin yaşamasını elverişli hale getirir. Bunu yaparken de bunların azotobakter yumruları var köklerinde, havadaki serbest azotu alır ve toprağa verir. Böylece kendi de büyür, daha verimli hale getirir. Tabii bu devamında oraya başka türler gelir. Ve ardıl değişim, yani süksesyon böyle devam ederek işte sonra iğne yapraklar, en sonunda bir gölgeye dayanıklı Karadeniz için diyorum kestane, sonra da kayın gibi türlere bırakır. Daha yükseklerde Ladin ve Göknar'ı görüyoruz. İbrediler bakımından en yükseğe Göknar çıkıyor. Yer yer Sarıçamları görüyoruz 2100'lere kadar. Şöyle diyelim, sıfırdan başladığımız zaman burada işte kızıl ağacın, kestane gürgenin yüksekliğe göre böyle gidiyorum. Bundan sonra kayının, akça ağacın. Bunlar tabii hep de karışıktır. Yani böyle sınırları böyle çizgiyle çizemezsiniz. Oradan sonra Ladin, işte kayın, kızıl ağaçların olduğu böyle karışık ormanlar görürüz. Ve daha yukarılara çıktıkça artık kestanenin ve kayının yaşayamayacağı yerlerde artık hakim duruma Ladin ve daha sonra da Göknar devreye girer. Bizim için orman sınırı bir anlamda 2100 metrelerdir. Bunlar daha karasal alanlarda 2400-2600 metrelere kadar gider. O yüzden Karadeniz'de dolaşırken bizler faaliyetle bozulmamışsa anlarız zaten yapısından. Aşağı yukarı karşı yamaçlarda gördüğümüz yükseklikler hakkında bir fikir verebiliriz. Dolayısıyla yani tam sınır çizmek diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki bu çeşitlilik iklimsel sebeplerle de oluyor. Burada güneş daha az, o yüzden de gölge, yarı ışık ağaçlarının çok olduğunu görüyoruz. Daha sonra ışık ağaçları bazı yerlerde hakim duruma da geçebiliyor. Onlar da daha sonra Göknar'a terk ediyor tabii yerini. Şöyle diyelim, çok kısa yerde de Artvin, Rize biliyorsunuz sıfırlardan 3700'lere, 3732'lere çıkıyor ve bu işte 40-50 kilometre mesafede çıkıyor bu yükseklikler. O yüzden buralardaki dereler çok daha vahşi bir topografya gösterir. Çok dik meyillidir. Köpüklü köpüklü böyle çalkalanarak iner. Öyle menderesler falan yapmaz ovalardaki gibi. Aşağıya inince düz yerlerde, alüvyal düzlüklerde tabii bir miktar yapar. Bu su bakımından da varsıl olduğunu gösterir iklime bağlı olarak. Toprak derinliği bakımından tabii biraz problemimiz var. Bu çok büyük topografyalarda çok derin topraklar olmaz. O yüzden de Ladinler burada çok sığ kök yaptığı için bir anlamda hakim durumdadır. Ve Ladin buzul sonrasında buralarda kalabilmiş bir relik tür, kalıntı türdür aynı zamanda. O yüzden de çok kıymetlidir Ladin. Artvin'i ele alırsak Türkiye'nin en yağışlı yeri de Artvin coğrafyasında. İşte Konya Cihanbeyli'yi o civarı saymasak en kurak yeri de. Şöyle 320 milimetreye yakın yıllık yağış alır. Artvin ortalaması 640 milimetreyken Rize'ye geldiğimiz zaman ya da Artvin'in sahil kesimine geldiğimiz zaman 2500-2800 lira. Hatta lokal olarak bazı orografik yağışlar yoğunlaştığı Esenkıyı gibi mesela Kupa'daki yerlerde 3000'e yaklaştığını son zamanlarda bir hasat yapıldı mı? Dolayısıyla bu iklimsel varyasyon tabii yüksekliğe giderken ayrı bir özellik ortaya koyar. Mikroklimalar olur. Mesela Artvin'de ve Rize'de, Trabzon'da Akdeniz elementlerini de görürüz sahilde. Zeytincilik yapılır. Narenciye yapılır. Bu çeşitliliğin, mikroklimanın ve farklı
edafik faktörlerin yani toprak özelliklerinin de bunda büyük önemi var. Öyle olunca buranın konukçuları da çok çeşitli oluyor. Yani yaban hayatı çok çeşitli oluyor. İşte son zamanlarda hani bizde kalmasa da Gürcistan'dan, İran'dan giren çıkan Irak'tan Anadolu parsının artık tekrar geldiğini ama henüz yerleşik olarak görülmediğini söyleyelim ama tek tek hep görüldü. Nahçıvan'da özellikle bizim sevgili arkadaşlarımız Parsların çoğalması için çalışmalar yapmışlardı. 2 ile başladılar. Şu an 17'ye ulaştı. Onlardan belki giriyorlar çünkü her ortamda hayvan sayısı arttığı zaman onlar tabii yeni teritoriler kendilerine bulmak zorunda. Beslenmek için, üremek için. Güneyde de belki Zagros'tan gelen, İran'dan gelen türler var. Antalya'nın Toros, Doğu Toroslar'da da görüldü. Bunlar sevindirici şeyler. Yine Artvin, Kuzey Yarıkürenin de Batı Palearktik bölümünün en büyük 3 kuş göç yolundan biri. Özellikle gündüz yırtıcı kuşlar bakımından bu Atmaca, Kartal, Doğan gibi. Bunlar Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde buralara kadar alanda ürüyorlar. Göçe gittikleri zaman en uygun yer olduğu için Çoruh Vadisi ve etrafı burada lokalize oluyorlar. Yoğun olarak görüyoruz. İnsanlar da bunlar hiç bitmiyor zannediyor ama öyle değil. Niye öyle değil? Sulak alanlar kuruyor, ormanlık alanlar azalıyor. Nihayetinde büyük göç yapmaz yırtıcı kuşlar. Ördek gibi hani yağlarını, bıldırcın gibi yağlarını kullanıp işte bir seferde Karadeniz'i aşamazlar. Bunların sık sık benzin doldurmaları lazım. Çünkü hızlı türler bunlar. O yüzden de bunların benzini besin, işte sulak alanların, ormanlık alanların o yüzden önemi var. Onlar da buraya geldikleri zaman burada olan daha önce göçe başlamış daha küçük türlerle onların avladığı türlerin de orada olmasının büyük önemi var. İşte o da zengin bir florayla olabilir. Yani çeşitlilik olacak ki başka türler de olsun. Doğu Karadeniz özellikle bu açıdan son derece önemli. Memeliler bakımından son derece önemli. Şimdi ormanları anlat dediniz, bunlara niye girdim? Ormanlar ağaç topluluğu değildir. Ormanlar ağaçlardan oluşmaz. Eğer öyle olsaydı parklarda yaptığımız ağaçlara da orman dememiz lazım. Evet kent ormanı falan diyoruz ama bunlar daha çok koruluktur. Orman yüksek boylu ağaçlardan çalılar, eğreltiler, otlar, yosunlara kadar varan bir bitki tabakalanması yapan, içinde memelilerden kuşlara, her türlü böcekten omurgasız böceklere kadar, makro ve mikro canlılara kadar toprakta bulunan canlı bir biyosenezdir, canlı bir sistemdir orman. Orman böyle orman oluyor. Yani ağaçları diktiğiniz zaman ağaç topluluğunun orman olabilmesi için ağaç türüne göre, oranın iklimine göre, toprak yapısına göre orman olması için 100-150 yıl, bazen 250 yıl gerekli ki burası doğallaşma sürecine girmiş diyebilelim. Şimdi son bir şey söyleyeyim. Yani orman önemi içinde. Orman tabii toprakla birlikte bir bütün dedik. Benim ayağım 44-44,5 numara. Benim ayağımın bastığı bir toprak parçasında 11-12 türe ait yaklaşık 50-60 bin canlı var. Bunların bazıları makro görebildiğimiz, bazıları mikro düzeyde, bakteri, mantar dahil. Dolayısıyla hani toprak deyip geçme sözü tüm topraklar içinde geçerli olabilecek son derece önemli bir varlık olduğunu söyleyelim. Hakikaten toprak kutsal bir şeydir. Orman toprağı özellikle son derece önemli, mutlaka korunması gereken bir yapıdır. Çünkü hem sular açısından, suların kalitesi, miktarı açısından çok belirleyici ormanlar ve orman toprağı, hem de tarımın yapılabilirliği açısından tarımın sigortası anlamına da geliyor ve toplumun özellikle Karadeniz yüzey sularına bağımlı bir toplum yaşıyor burada. Bütün topluluklar akifer yok, böyle derin topraklarımız olmadığı için. Dolayısıyla bizler dağ sularını ve yağış sularını kullanıyoruz. Dağlarda kar bulunmasının büyük önemi var. Bunu çok önemsiyorum. Bu yıl umarım sellere sebep olmaz ama uzun süre kar yağmasından ne kadar mutlu olduğumu ifade edemem. Yani çok çok güzel bir durumdur bu. Uzun yıllardır yağmamıştı. Karlar yağmıyorsa da yağmur olarak yağdığı zaman bu yağmuru bünyesinde tutabilecek yegane yapı ölü örtü ve humustur. Ve bunu da oluşturan yegane yapı ormanlardır. Aksi takdirde sular çok hızlı yüzeysel akışta
aşağılara doğru gider. Hem sel yapar hem de kısa sürede suları kaybederiz. Özellikle yağışlı yerlerde %65'e kadar çime sularının dağlardan gelir. Kurak yerlerde de %90'lara kadar çıkar bu su sağlama durumu oranı. Dolayısıyla bir kere yüksek dağ ormanlarının, yüksek dağ çayırlarının, meralarının behemel özel koruma statülerine de alınması lazım. Ormanın ne büyük zenginlik olduğundan bahsedince zenginlik hemen ekonomiyle tabii kesişiyor. Siz de hocam orman ekonomisinde uzmansınız. Bu ormanın ekonomisi nedir tam olarak? Tabii ki ormancılık adına cılık eklediğiniz zaman bir faaliyeti ifade eder. Bu faaliyet sürdürülebilir bir faaliyet olmalıdır. Aksi takdirde bu cılık devam edemez. Çünkü ormanlar kalmaz. Doğanın en zengin, en varsıl kaynaklarından biri. Bu zenginlik lafını çok kullanmayı sevmiyorum ben. Ağzımdan fark etmeden çıkarsa bir varlıktır. Bütün canlılar gibi, bütün dünyadaki ne varsa onlar gibi. Orman tabii bilim ve tekniğe dayalı bir düzen içerisinde korunması işi. Bunun geliştirilmesi, elbette de işletilmesi bir bölümünün bu çalışmaların tümüdür. Yani aslında ekonomik ekoloji dallarından biridir ormancılık. Mesela ziraat de böyledir. Balıkçılık endüstrisi veya eğitimi de bunlardan biridir. Ama ormanlar tabii ne zaman kıt kaynak haline geldi, işte o zaman genel olarak ekonominin ilgi alanına girdi. Ve ekonominin bir sektörü olarak, ormancılık sektörü olarak doğdu. Şöyle söyleyelim, yani insanlığın tabii başlangıcından itibaren barınma ve beslenme evresi diye tanımlıyoruz bunu. İnsanlar ormanlardan yararlandı. Hem orada barındı hem oradan beslendi. İşte avcılık, toplayıcılık dahil bunları yaparken. Sonra ormanı tabii kullanma evresine iş geldi. Ve insan nüfusu arttıkça ormanları daha çok kullanmaya başladılar. Daha çok kullanmaya başladıktan sonra bir süre sonra ormanların azaldığı görüldü. Çünkü tarım alanları da ormanlardan kesilerek elde edildi nihayetinde. Evler, konutlar ormanlardan yapıldı. Savaş araç gereçleri hep ormanlardan yapıldı. Tüm mimari şeyler ya da mühendislik o zamanın şartlarında, hani mühendislik ne kadar diyebiliriz bilemiyorum. Bütün bunlar ormanların hızla azalması, işte gemiler yapıldı, konutlar, bilmem, savaş araç gereçleri. Aklınıza olumlu ya da olumsuz arabalar, şunlar bunlar. Böyle olunca ormanlar tükenmeye başladı. Hatta yasaklar kondu ormanların kesilmesine karşı. İşte Almanya'da mesela hendek arazilerin etrafına çitler yapmak yerine derin çukurlar kazılması önerildi. İşte evlerin yapımında sadece taş kullanılması önemli. Fransa'da bir ara o kadar orman azaldı ki kiralık tabut işi çıktı ve neredeyse zenginler dışında tabutla kimse gömülmedi. İngiltere'de 11. yüzyılda Maliye Bakanı altı ağaç kuralını ortaya koydu. İşte bir ormana gittiğiniz zaman, etrafınızda döndüğünüz zaman altı tane çotuk görüyorsanız, yani dip kütük, kesilmiş ağaç kütüğü, oradan ağaç kesme yasağı kondu. Gidiyorsunuz başka bir mekana, orada etrafınızı dönüyorsunuz. Diyelim ki 4 tane kesik ağaç var, oradan 2 tane kesebiliyorsunuz. İşte daha ileri gidiyorsunuz, hiç kesilmiş ağaç yoksa o civarda, oradan 6 tane kesebiliyorsunuz. Aslında adı konmamış sürdürülebilir ormancılığın ilk uygulamasıdır bu. 1500'lerde Saksonya ormancılığında başladı. Sonra adı konularak 1700'de Karlovitz'in yazdığı bir kitapta adı konulara kullanıldı. Bakmayın 87'de patladı gitti filmdeki gibi. Ama 80'den önce de sürdürülebilir kalkınma diye tanımlar vardı. Yani yazında, literatürde var olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ormancılık politikası o zaman nedir diye onu bir değinmek lazım. Madem ben orman ekonomisti değilim, kamu yönetiminin, yani genel olarak toplum ile orman kaynaklarının arasında bir dengeyi koruyarak toplumun tüm canlı sisteminin orman ekosistem hizmetlerinden ve orman fonksiyonlarından kesintisiz yararlanması için yönetme sürecidir ormancılık politikası. Çalışma konusu ormanlardır. Doğal olarak orman fakültelerinin kurulmasının da sebebi aslında ormanların bu kullanım sürecinde
kaybolmasını, ormanların bitmesini engelleyecek bir düzen sağlamak için konulmuştur. Aksi takdirde yaklaşık ormanların ortaya çıktığı belki 100 milyon yıldır zaten ormanlar yok olurlar doğal süreçlerinde, süksesyon dediğimiz odur, yeniden olurlar. Bunu optimize etmek için tabii ki bu fakülteler kuruldu ya da ormancılık bilimi doğdu 1200'lerden sonra. En sonunda teknik ormancılık evresi dediğimiz dünyada şimdiki aslında çok yönlü yararlanma ilkesini kondu. Sürdürülebilirliğin lafta da olsa sürekli gündeme geldiği bir sürecin içerisindeki son bölüm olarak da onu söyleyebiliriz. Bu açıdan ormancılık politikası pek çok bilim dalının üstünde bir çatı gibidir. Ormancılık politikasından ve sürdürülebilirlikten bahsedince tabii ormansızlaşma da gündeme geliyor. Hocam, Doğu Karadeniz için ormansızlaşma çok önemli bir sorun mu? Nasıl durumumuz? Vallahi bir tek Doğu Karadeniz için olsa keşke. Bütün ülke için çok önemli bir sorun. Dünyada bazı ülkeler için de tabii, bu dünya için de önemli bir sorun. Çünkü okyanuslardan sonra en iyi oksijen üreten kaynağımız ormanlar. Ve biz ormanların sık sık azaldığıyla ilgili konuşuyoruz. Hatta bir dönem işte 20 yıl öncesine kadar, 15 yıl öncesine kadar yılda 13 milyon hektar ormanların dünyada yok olduğunu biliyoruz. Bir dönem bu 18 milyon hektarlara çıktı. Dünyada şu an 4 milyar 100 milyon hektarlık, yani dünyanın %30-31'i kadar alan ormanlık alan. Bu ormanlık alan böyle içine girdiğiniz zaman hani karanlık, güzel, hep orman, ağaçlık olan bir orman olarak da değerlendirmemek lazım. %10 kapalılığa kadar, yani ağaçların tepe çatılarının iz düşümü olarak toprakta en az onda birini kapattığı bir yoğunlukta bir orman olmak zorunda ki orman diyebilirim FAO standartlarına göre. Yani orman fonksiyonlarını icra edebilsin orman, toprak korunma, su bilançosu, hava temizleme vesaire. Doğu Karadeniz yıllardır çok ciddi bir orman kesimine uğruyor. Bir anlamda orman kırımı demek belki daha doğru olur son yıllarda geldiğimiz noktada. Bütün Türkiye'de ciddi bir orman kesimi var. Orman kesimi şu an mevcut planların ormanın karşılayabileceğinden çok daha büyük ölçüde yapılıyor. Ormanın omuzlayabileceğinden. Ne demektir? Şimdi şöyle diyelim. Ormanlarımızda, Türkiye ormanları yaklaşık işte 22 milyon hektar ormanımız var. %27'ye yaklaştı. Ama bunların yarısı işte orman dediğimiz orman gibi ama diğer yarısı için bunu söylemek çok zor. Ama alan olarak, mülkiyet olarak orman, devlet ormanı sahası bulunuyor. Tabii bunların yeniden ormanlaşması lazım ama her tarafını ormanlaştırma mümkün değil. Bu hızda da zaten çok da kolay görünmüyor. Bir yandan bu ormanların ürettiği artım var. Hani ağaç büyür ya, biz bunlara artım diyoruz. Odununda bir artım yapar. Yaprakları fotosentez yapar. Fotosentezde elde ettiği şekeri de işte selüloza, hemiselüloza, lignine dönüştürüp depo eder ve ağacın gövdesi oluşur. Biz de bu oluşturduğu yani artım 47,5 milyon metreküp yaklaşık. Tamam, 47,5 milyon metreküp ağaçlarda artım oluyorsa biz her yıl 47,5'u alırsak o zaman ormanlarımız sabit kalır. Öyle olmuyor ama servet artımı olmaz o zaman. İşte ormanların bu ürettiğinin, ETA dediğimiz hasılanın diyelim yaklaşık yarısını ya da %60'ı alınıyor genel olarak. Bu da nedir? Maksimum 20 milyon, 22 milyon metreküpler. Biz son yıllarda bu işte çok ciddi bir problem olan büyük bir orman kesimine başladık. Sebebi şu, bizim orman ürünleri sanayimiz çok gelişmiş durumda. Tabii yatırım planlaması düzgün yapılmadığı için. Bizler daha çok ithal ettiğimiz ağaçlarla işte bu liflefa yani suntalamlar, medefeler gibi üretimler yapıyorduk ve ihraç ediyorduk. Ciddi bir ihraç kaynağıydı de. Ancak döviz artınca yurt dışından aldığımız mallar pahalılaşmış oldu. O zaman üretim pahalı olacağı için üretilen mallar satışta problem olacak. O zaman yurt içindeki kaynaklara yönelindi. 2018'lere kadar 17,5 milyon metreküp ağaç kesilirken, odun kesilirken
Bu yıl itibariyle bu 30-35 milyon metreküplere çıktı. Şöyle resmi rakamlar 32,5 milyon falan ama bazı gayri resmi açıklamalardan, bizzat işin içindekilerden bunun 35'lerde olduğunu söylüyor. Hatta o kadar ki günümüzde bu yıl yangınlarda, yangınlar büyümesin, biz yolun etrafındaki ormanların bir kısmını yanıcı maddelerini azaltalım diye yol boyu bütün alanların yaklaşık 50 karşı 50'şer metre, 100 metre alanın da kapalılığının kırılması, hatta 25 metrelik alanların da tamamen ormandan arındırılması, yani böylece yanıcı maddenin azaltılması düşünülüyor. Bu tabii üretim miktarını arttırmakla ilgili bir durumdur. Bu açıktır yani. Hatta o kadar ki bu işi ileri götürdüler. Milli parkların bazen de üretim yapılıyor. Orada da bakım diye yapılıyor. Oysa korunan alanlarda böyle bir şey yapılamaz. Hatta bazı milli parklarda yıllık 9-10 bin metreküplük kesimler yapılıyor. Bu çok acı bir tablo. Doğu Karadeniz'de ben sürekli arazideyim. Geçtiğimiz yazda arazideydik. Doğal yaşlı ormanlarla ilgili bir projemiz olduğu için. Hemşin'in yukarılarına gittik. Bir sürü yere gidiyoruz. Resmen kesilip doğranmış ormanlar. Bunun bir dönüşü olacak. Bazıları alınmamış. Çünkü maliyeti kurtarmamış. Şimdi Ladin ormanlarında seyrekleştirmeyi planlı yapmazsanız rüzgarlardan büyük yıkımlara uğur. Toprak derin olmadığı için kökleri o arazilerde böyle yaygın olur. Sığ köklüdür Ladinler. Dolayısıyla bir dayanışmayla şimdiye kadar bir arada olan ve rüzgara mukavemet gösteren bu ormanlarda aradan alıp da içine rüzgarın bütünüyle girmesini olanak verirseniz bu ormanlarda böyle saçınızı tarar gibi bir tarafa yıkılabiliyorlar. Bunlar aynı zamanda tabii sellere ve çığların da önlenmesinde çok etkin olan ormanların bu fonksiyonunu da tam olarak yerine getirmesini önlüyor demektir. Yani en acısı da bu. Geçen sene gördüğümüz o büyük felakette işte kesilen tomruklar yanlış yere istiflendi diye şey yaptılar. Büyük feveran edildi. Suçu orada buldular. Hiç kimse, yani bunu biz söyledik sosyal medyada ya da yazdığımız raporlarda, hiç kimse o küçük havzada 100 bin metreküplük ağacın niye kesildiğini konuşmadı. Dolayısıyla demin en başta ne dedim? Yağışları en iyi tutan şey, hani kar stoklamamışsa, yağışları en iyi tutan şey ölü örtü ve humus. Kendi hacminin 9 katı, yani bir sünger gibi su tutar. O suları yavaş yavaş toprağın derinliklerine iletir. Böylece o iletilen toprak derinliklerinden, kayaların çatlaklarındaki sular nihayetinde derelere gider. Evet, çok büyük yağışlarda, 500 yıllık, 1000 yıllık yağışlarda derelerde büyük seller olur. Ama taşkın yatağını da burada kapatmamanız lazımdı. Biz dereleri kısalttık, betonları aldık, taşkın yataklarına binalar yaptık. Bilimin bize öğrettiği. Diyor ki bu dere, ben ara sıra çok öfkelenirim. Çok içimde birikir birikir. Bazen 50 yılda bir, bazen 100, bazen 200, bazen 500, bazen 1000 yılda bir büyük pikler yaparım. Ama diyor benim milyon senede oluşturduğum bu taşkın yatağım bana aittir. Ve bu dönemlerde oralara dereler geldiği zaman yayılırım. Bir anlamda bunu böyle tarif edebiliriz. Öfkem diner. Hatta alüvyal taraçalar oluşur. Ve bu alüvyal ormanlar, burada oluşan zamanda alüvyal ormanlar da bir başka selin, taşkının fiziki engeli durumunda da onun enerjisini düşürmek için de bir engeldir de. Bizler bunları yapmıyoruz. Ormanı azalta azalta nereye kadar gideceğiz bilemiyorum ama gelinen nokta şu, çıkan genelgede diyor ki yangınları önlemek için biz bu yol kenarındaki şu kadar alanda ağaçları keseceğiz. Bunun parantez içindeki anlamı şu, ormanlar hiç olmazsa orman yangını da olmaz. Bunun tercümesi benim nazarımda odur. Çünkü orman yangınları sadece yolların yanında çıkmıyor. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla orman azalması Doğu Karadeniz'de en başta yollarla parçalanmasıyla, sonra üretimin son yıllardaki artışıyla, madenciliğe tahsis edilmesiyle, yine HES'lerle de pek çok orman yok edilmiştir. Ama yıllar öncesinde
bu kadar bunlar HES'ler madencilik gündemde değilken hep söylediğim şey, işte burada da söyleyeyim. Doğu Karadeniz'de doğanın parçalanmasından, ormanların azalmasındaki en önemli unsurların başında yol inşaatları gelir. Bir yol ormanlarda azalmaya sebep olur çünkü bir yer işgal ediyor ve ağaçsız. Bu yol yapılırken çevre kaygısı gözetilmediği için malzemeler yol inşaat tekniğinde işte kazı hacmi normalde dolgu hacmi olarak kullanılır ama Doğu Karadeniz yani %70, %80 eğimli, ortalama eğimli bir yer olduğu için burada kullanılamıyor. Çünkü %66 eğimli üstünde yollarda kazı hacmini, malzemesini kullanamıyorsunuz. Ne yapıyorlar? Boca ediyorlar o yollardan. 100, 200, 500 metrelik çevreler derelere kadar ormanlardan tamamen mahvoluyor. Aynı zamanda güvenlik problemi yaratması açısından. Yüksek yaylalarda şehirleşmenin yani bina stokunun artmasından, kaçak avcılığın daha aktif olmasında, daha pek çok konuda ormanlarda açılan ya da yükseklere açılan yolların birinci derece suçlu olduğunu söyleyebiliriz. Unutmayalım, Doğu Karadeniz bütün ülke ormanlarından farklı yönetilmeli. Sebebi Ladin buraya adaptif bir tür. Bu kadar yollarla parçalanmamalı. Artı bu eğimli ormanları mutlaka korunması gerekmekte. 95'te yapılan bir çalışmada ormancılar en az %31'lik alanın bu ormanın koruma altına alınmasını önermişlerdi. Şimdi yol medeniyettir diye diye dağları deldik, böldük demek ki ormanlarımızın içinden yollar geçirmişiz. Milli parklar ve korunan alanlar ormanları korumak için işlevsel bir yöntem mi peki? En bilinen, en işlevsel yöntem korunan alanlar. Niye? Çünkü bu pek çok yatırımlarla doğal alanlar kaybedilmeye başlayınca insanoğlunun bulduğu bir çözüm. Tabii şunu söyleyelim, bu yeni değil. Mesela ta M.Ö. 6000, 7000'li yıllarda da tapınakların etrafındaki ormanlar korunmaya başlamış. Hint İmparatoru Asoka, Asoka'nın buyruğu diye böyle yazılar da vardır. Nihayetinde korunan alan yani tükenmenin karşısında belirlenmeye çalışılmış. Mesela binli yılların hemen başlarında Lahey'de estetik açısından da bazı yerlerin prens de o zamanki valimiz oraya gelip korumuş. İngiltere Domesday Book diye bir tapu kayıt defteri gibi bir şey. Nerede hangi tarım alanları var, neresi korunacak, bunlar ayrılmaya başlamış. Bazıları kuşlara meftun olmuş. Bir prenses, Sardunya prensesi bir kuş türünün korunması için, yani bir doğan türünün korunması için çok çaba harcamış. Kuş bilimciler de daha sonraki yıllarda onun adına Eleanor Doğan'ı, işte Prenses Eleanor'un adını vermişler. Tabii gittikçe bu dediğimiz orman koruma evresine doğru geldikçe ormanların kimi savaş araçları yapımı için rezerv olarak tutulmuş, Osmanlı'da da var. Gemi yapımında kullanılmak üzere bazı alanlar koruma altına alınmış. Avrupa'da tabii bunlar çok arttı. Özellikle Derebeylik zamanı daha çok av olarak kullanmak için bir prestij şeyi olarak bütün bu ormanlık sahalar, yaban hayvanların olduğu sahalar korunmaya başlamış. İşte Sherwood Robin Hood'un ormanı halen bir koruma alan. Wilderness'lar var, yabanın şeyler, bunlar avlak olarak kullanmış. Amerika'da 1900'e daha gelirken yaklaşık 2500 hektarın civarında her biri 500'den fazla alan şimdiki korunan alanlar nüvesini oluşturmuş. Ama iş gelmiş 1800'lerin ortalarında Amerika'da vahşi batıya ekspedisyonlar yapılmaya başlamış ve 1870'te olağanüstü yerler keşfedilmiş. İlk milli park yasası çıkarak 1872'de Yellowstone Milli Parkı ilan edilmiş. Tüm bu güzelliği, naifliği ve etkileyiciliğiyle korunması gerektiğini söz ediyor ve diyor ki buralar ulusun parkı olmalı. Onu da Nations Park olarak söylüyor. Daha sonra tabii Nations Park, ulusal park olarak adlandırılıyor. 1872'deki bu ilk milli park ilanından sonra işte 1887'de Avustralya'da, 2 yıl sonra Yeni Zelanda'da Tongariro Milli Parkı hakikaten hiç insan olmadı ve kutsal bir yer. Maoriler için çok da güzel bir yerdir. Bize de gitmek nasip oldu. Çok özel bir yerdir. Sonra 1900
9'larda 14'lerde Avrupa'ya bu moda sıçrıyor ve artışlar oluyor korunan alanlarda. Derken tabii 2. Dünya Savaşı'nda duraklanıyor, o zamana kadar 3000'e yakın. Derken yeniden hız kazanıyor. Bu doğal alanların in situ yani yerinde korunması bakımından en önemli unsurlar olduğu, bir yönetim amacı olduğunu ve kendine özgü bir yasası olduğunu ortaya koyuyor. Bizler de 1947'de ilk kez bir hocamız tarafından doğa korumada biz ve ormancılığımız diye bir yazı yazıyor. Burada ilk kez milli park kavramından söz ediliyor. Aslında 3116 sayılı orman ilk modern ormancılık yasasında Türkiye'de 1937'de çıkıyor. Atatürk döneminde aslında hem bakın ormanların korunması için çok modern bir kanun çıkıyor Cumhuriyet'in başlarında. Bundan önce aslında Osmanlı'nın son zamanlarında da amenajman yasası diyebileceğimiz yani orman yönetim yasasında koruma ve muhafaza ormanı diye iki ayrı kavramdan da söz ediliyor ama bu milli park yok o zaman. 1956'da çok daha modern bir ormancılık kanunu tabii 50 küsür kere değiştirildi artık maalesef tırtıklamak için ormanları kullanıma açmak için. 25. maddede milli park tam bahsedildi. Bu devam etti. İşte o zaman 17 milli park kuruldu. 1982'de de 2873 sayılı milli parklar yasası çıktı. Burada hem milli park hem tabiat parkı hem tabiat alanı, tabiat koruma alanı, tabiat parkı ve tabiat anıtı gibi kavramlar artık gündeme girdi. Ve bu korunan alanlar bütün dünyada muazzam bir sistem haline geldi. Tabii IUCN'de Uluslararası Doğa Koruma Birliği var. Korunan alanların genel politikasını o belirliyor. Genelde bu IUCN'in ilk 6 tane sınıflaması var. Buraya uydurulmaya çalışılıyor bütün bu şeyler, kavramlar. Dünyada şu an yaklaşık 204 bin korunan alan var. İşte 6 bine yakın milli park var. Ancak %15'lerini dünyanın koruma altına alabildik yasal anlamda. Çünkü bütün bu korunan alanlar çalışmaları en üst otorite tarafından yani hükümetler tarafından çıkarılan yasalarla denetlenerek yapılır. 2020'de %17'ye çıkacağı varsayılmıştı. Şimdi bizim ülkemizde 2023'e kadar %17'ye ya da 30'a kadar planlıyor ama dünyada da şöyle bir hedef var. 2030 %30 koruma alanı. Ancak unutmayalım, eğer korumazsak kaybederiz. WWF Türkiye'nin yani Doğa ve Koruma Vakfı'nın benim de içinde olduğum vakıf slogan da ortaya çıktı ve bunun lansmanını yaptı. Aslında hükümet de şimdiki Çevre Bakanı da 2017'ye ulaşılacağı konusunda da taahhütte bulundu. Ama bilemiyoruz tabii. Korunan alan ilan ediyorsunuz ama oranın tamamen kaynaklarının, bu biyoloji çeşitliliği, sosyal ve kültürel, tarihsel, arkeolojik kaynakların korunması için yapılan bu çalışmaların bazıları kağıt üstünde kalıyor. Yani orası korunan alan ama korunamıyor. Paper Park deniyor o yüzden bunlara. Dolayısıyla bizde de işte Marmara Denizi özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Hop oranımız şuraya kadar arttı. Ama korunan bir şey yok. Yani kağıt üzerinde yapılmaktan çok tam olarak yapılmalı. Şu kadarını söyleyeyim. Dünyada pek çok Avrupa ülkesinde Avrupa ortalaması %29 bütün alanın koruma altına alınmış bölümü. Bizde daha %8'lerdeyiz. %8 bütün statüler tabii söyleniyor. Yani Orman Bakanlığı'nın işte meşçere, tohum meşçeresi gibi işte yaban hayatı geliştirme sahası gibi bazı statüleri de buna konuyor. Doğal sit alanları Kültür Bakanlığı'nın Çevre Bakanlığı'nda şimdi ya da kültür varlıkları falan bütün bunlar konuyor %8. Ben bu oranda olmadığını kişisel olarak düşünüyorum ama %8 olsun daha çok yolumuz var. Özellikle doğal ekosistemlerin, habitatların, türlerin korunması konusunda yeni çalışmalara ihtiyacımız var. Doğa korumada en büyük problem parçalanmadır. Yani fragmentasyon dediğimiz böyle kabul edilir. Bir korunan alanı ne kadar büyükse o kadar iyidir ama bizler bunu hep sulandırıyoruz. Milli parklarımız 45'e çıktı ama tabiat parkı mesela. Tabiat parkı 237'lerde işte mesire alanlarını bile tabiat parkı ilan ettiler. Ama tabiat koruma alanı en sıkı koruma statüsü 35'te kaldı. Yani ne yapıyor bakalım? En çok kullanılanların sayısını arttırıyor orman içindeki.
ama kimsenin giremeyeceği, orada insanların ancak bilimsel çalışma yapabileceği bölümlerde, mutlak koruma alanlarında hiç yükselme yok. Bu kötü bir şey. Parçalanma son derece önemli. Ormanlarımızın bu kadar, ormanların kesilmesinin bir başka sonucu da parçalanmadır. Bizzat bunu Orman Bakanlığı'nın yayınlarından söylüyorum. Kaynaklarından, yani resmi açık kaynaklardan. Mesela 2008'de Orman Bakanlığı çalışma yapmış. 10 hektar dediğimiz 15 futbol sahası büyüklüğü ya da 17 futbol sahası büyüklüğünde bir alandaki parça sayısı 55.500'den ortalama söylüyorum 121.000'e çıkmış 2018-19'da. Yani ormanın daha büyük parçaları kullanıla kullanıla, yontula yontula, arada yol yapıla yapıla 55.000'ken 10 hektardan küçük parça sayısı çıkmış 121.000'e. %118 artmış. Bu büyük felaket. Daha kötüsünü söyleyelim. Dedik ya, daha büyükse daha iyi koruma. Mesela 1000 hektardan büyük sahaların sayısı 1415'miş. 1415'ten 2008'de 1187'ye düşmüş. Yani büyük alanlarda ne yapılmış? Parçalanmış. O yüzden küçük alanların parçalanma sayısı da böyle artmış. O zaman bu doğayı koruma şansımız kalmıyor. Ne kadar küçükse o kadar dış müdahalelere açık hale gelir ve oradaki hayvanların da orada yaşama şansı kalmaz. Başka alanlara göç söz konusu, başka alanlarda popülasyonun büyütme söz konusu. Ormanlarla birlikte pek çok tür de ne yapıyor? Yok oluyor. Bir de gittikçe tabii ormanlara insan müdahalesi artıyor, yollar yapılıyor. Ormandaki hayvanlarla da, bitkilerle de insanların teması artıyor. Unutmayalım, bu zoonotik hastalıklardan bahsediyoruz, işte şeyde onlardan biri bu COVID'de. COVID'in olma sebebinin en az %50 sebebi olarak doğal alanların bozulması gösteriliyor. Bunu söylemeliyiz ve bu parçalanma, yani insanların doğal alanlar üzerindeki baskısı arttıkça da bu oranın, yani başka zoonotik hastalıklarda artış beklenmektedir. Önümüzde hangi salgınları göreceğimizi bilmiyoruz. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman ormanların hem azalması açısından hem korunamaması açısından, bir tek orman değil tabii, yani göllerimiz için geçerli, biyolojik çeşitliliğin korunması son derece önemli. Unutmayalım, biyolojik çeşitlilik olmasa hiçbirimiz doyamayız. Yani sonuçta doyduğumuz bütün ürünler biyolojik çeşitliliğin bir parçası. Tabii bunların da alınırken başka problemleri de var tabii. GDO'lu besinler vesaire. Onlar da ayrı tartışma konusu. Korunan alanlar bir ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Yani bunu göz ardı etmeyelim. Son derece önemlidir. Bir anlamda korunan alanınız ne kadar artıyor ise genetik kaynaklarınızı, biyoçeşitliliğinizi ve hastalık yapan unsurların azalmasını da sağlayabiliyorsunuz. O yüzden son derece önemlidir ve bu yüzden de sık kullandığım bu şeyi tekrar tekrar söylüyorum. Korunan alanlar bir ülkenin geleceğine yapacağı en önemli yatırımlardır. Burada söylemiş olayım. Yangınlardan ve yol etkisinden bahsettik. İşte yol kenarındaki ağaçların ormandan koparılarak yangını önlemek için nasıl kesildiğini, kaynağa dönüştüğünü söylediniz. Şimdi burası çok yağmur alan bir yer ya Karadeniz, yani özellikle Doğu Karadeniz. Sanki burada orman yangını olmazmış gibi geliyor insanlara ve bir iki tane olunca da çok bunu münferit, istisnai görme eğilimi var. Bu biraz söylence mi? Bunu biraz açalım mı hocam? Orman olduğu her yerde yangın olur. Ama bizde yazın özellikle ibreli, yani çok uzun süre kuraklık olur ise ibreli ormanların olduğu yerlerde yazın da çıkabilir. Çıkmaz diye bir şey yok. Ama bizde yazın hem nem yüksek olduğu için hem de otsu aşağıdaki, yani orman alt şey tabakalarındaki flora da ciddi yeşil olduğu için yanma şeyi çok az. Bizde yangın ne zaman olur? Özellikle kış aylarında. Niye? Biz ne deriz? Kalaşı. Lodos'la gelen, Akdeniz üzerinden gelen sıcak deniz havası İç Anadolu'dan geçerken çok kurur. Bütün nemini orada bırakır ve dağları aşıp geldiği için de aşağıya doğru gelirken Karadeniz'in kuzey yamaçlarına ne yapar? İndikçe de ısınır.
O yüzden hani böyle sıcak vurur adeta. Buna galaşi derler bize. Dolayısıyla bu galaşi zamanı hamsi filan da olduğu zaman çürür. O yüzden bunları korumak lazım. Hani kasa kasa dışarıda duran. İşte bu mevsimlerde zaten kurumuş olan diken, limhana yani erelti ne yapar? Aslında yanmaya hazır durumdadır. Ve bu kurak dönem yani orada yağış da olmamış ise uzun süre ki geçtiğimiz yıllarda oldu bu. Ormanların altındaki yaprak örtüsü de iyice kurur. Diğer kurumuş olan hani diken dalların üstünde kupkurudur. Hatta yürürken çıtır çıtır ses olur. Ama mesela Doğu Karadeniz'de rutin yağışlar olsa nihayetinde toprak ve alt tabaka ıslak olduğu zaman onun kuruması daha geç olur. Yani uzun süre yağış da olmamışsa kar ve yağmur yağışı kurak giden havalardan iyice kurur. Fönler de bunu daha da kurutur. Nem düşer, çok düşer hem de bu sefer bir ateşle, bakın yanıcı madde, hava, oksijen, bir de ateş lazım orman yangını için. Bu ateşi de yağış olmayan mevsimlerde Doğu Karadeniz'deki insanlar da ne yaparlar? Tarlalarını, bağ bahçesini toparlarlar. Üstteki örtüleri kıvır zıvır alırlar, yakarlar. Evlerin önündekiler de dahil. Bu fön rüzgarlarının olduğu yerde, bu yakma sırasında bu ateş ormanlara sirayet eder ve ormanlar yanar. Genelde örtü yangını şeklinde olur bizde ama bu şey artarsa yanıcı madde miktarı alttaki eğer dikenli miktar falan çok yoğun olursa ya da çalı kısmı bunlar biraz daha yüksek şeylere yani ağaçlara kadar yansıyabilir. İşte Çamburnu'nda şimdi 4 yıl önce olduğu gibi. Yani bizde de yangın olur. Ben çocukluğumda o zaman yaz mevsimiydi. Armanit şeyinin dağlarının da yandığını biliyorum. Armenik Dağı nedir? Fındıklı ile Arabi arasında eskiden yol dağ yolu olarak şey yapılırdı. Hatta orada kıpkırmızı toprak var. Kvamçgudi derler. Hala kıpkırmızı bizimkiler. Oradaki sarı çamlar yanmıştı. Daha sonra da gidip hatta görmüştüm de insanın içi sızlıyor tabii. Yangın alanları hakikaten büyük problemdir. Çok da tehlikelidir. Orman yangına müdahale çok özel yöntemler ve bilgi, deneyim gerektirir. Ama unutmayalım bu yangınlar bizi ne kadar etkiliyorsa da aslında alev vermeyen, duman çıkarmayan başka yangınlar da ormanlarımızın üstünde demokrasi kılıç gibi sallanmaya devam ediyor. Nasıl oluyor bu? 2B diye ya da başka şeylerde 750 bin hektar orman madencilere, elektrik iletim hatlarına vesairelere, yollara tahsis edilmiş durumda. Pek çok konuda tahsisler çöp alanı için, köpek kulübeleri için de aklınıza gelmeyecek kadar şeyler yapılıyor. Şimdi de işte taşlı kayalık ormanların tahsis edilmesi çıktı. Taşlı kayalık olmayan orman yoktur. Bunu iyi değerlendirmek lazım yani alev çıkarmayan yangını da iyi değerlendirmekte fayda var. Koyu yeşil bölümlerini birbirine bağlayan bir tematik soru setimiz var. Doğu Karadeniz özelinde çevre sorunlarını sıralamanızı istesem. İlk üç sırada ne gelir? İlk üç çok hangi birini söyleyelim? Bu zamana ve mekana göre değişiyor. Mekana göre niye değişiyor? Herkes kendi bahçesiyle en çok ilgileniyor. Birincisi bu. İkincisi bir zamanlar yol benim için çok en büyük problemdi ve bunu hep dile getirdim. Bu tabii biraz teknik konu olduğu için çok kimse şey yapmıyor ama mesela yeşil yolda 100 kilometrede 1 milyon kamyonluk şey çıkıyor, hafriyat. Bunu taşırsa maliyet kurtarmıyor. Ne yapıyor? Bunu boşaltıyor yukarıdan aşağıya. Ve normalde 10 metrelik, 11 metrelik yeşil yol diye izin alınmış yerlerde yüzlerce, binlerce hektar alan tarumar oluyor. Bu çok önemli. Yeşil yolun başka etkileri de var. Bilmiyorum, onu ayrı bir zamanda konuşalım. Çünkü çok büyük problemlere gebe. Yeşil yol bence en büyük çevre felaketidir. Ve başka çevre felaketlerinin de aracıdır. En azından kışın rahat eden yaban hayatı ve yüksek dağlar artık kışın da rahatsız edilecek. Bunu gözden kaçırmayalım. Bizler atık bertarafını daha sistemli hale sıfır metre rakımdaki ilçelerde, illerde bile yapamamışken insanların bütün çevresel atıklarını 2000 metrelere, 2500 metrelere çıkaracağız. Ve oradan ne yapacak? Bir sürü kanun değişti. Ama yer çekimi kanunu değiştiremediler. Eğer bu kanun
mevcudiyetini sürdürüyor ise yukarıdaki her türlü faaliyet ta denize kadar yansıyacak. Deniz dahil olmak üzere. Önce onu söylemiş olayım. İlk üçe ne koyarım? Çamlıhemşin'de 97'de sorsaydınız bunu. İlk üçün birincisi HES'lerdi. Ama şimdi bakın neler geldi, madenler geliyor. Bunu ilk üç değil de neler var diye şey yapalım. Çünkü benim için felaketlerin doğaya zarar verecek hepsi birinci sırada. İlk üç yapamayacağım yani. Ama HES'leri sayabiliriz. Ben de 94'te Doğu Karadeniz Entegre Koruma Projesi'nde bir projenin yürütücüsüydüm. WWF tarafından desteklenen. O zaman Orman Bakanlığı'nda çalışıyordum. Bir protokol yapıldı ve ben bu projeyi de yürütmeye, uluslararası bir proje yürütmeye başlamıştım. Bu doğal yaşlı ormanlar diye şeyimiz de bu projenin bir çıktısıdır orada. Söylemiş olan o kavram, yani adını bizim koyduğumuz bir kavram oldu. Gittiğimiz zaman Hasan Paçal diye o zamanki Devlet Su İşleri Bölge Müdürü ilgi gösterdi ve biz araziye çıktık. Önce Fırtına Vadisi'ne. Orada 6 tane baraj görünüyordu. Birkaç tane de dere tipi es. Dedi ki Nisan ayının sonuydu. Kardan Elevit'in yukarısından daha devam edemedi. Dedi ki ya ben burayı yazayım. Bu barajları HES'e çevirtirelim en azından. Çünkü burada baraj olursa felaket olur, yazık olur buraya. Bizim sanıyorum 96-98 faaliyet raporunda, o zaman Doğal Hayat Koruma Derneği'ydi bizim kurumun adı. Buraya yazdık çünkü sonuç alındı ve buradaki barajlar iptal edildi hakikaten. O zaman insanlar yani kendi kurumundan bir amiri dinliyordu bakanlık. Sonra ne oldu? Bana bir harita verdi kimseye vermemek sözüyle. O haritada Doğu Karadeniz'deki Samsun'a kadar bütün HES'ler barajların yerleri var o haritayı. Sonra Atlas'ta yayınladım o harita iptal olduktan sonra. O haritada örneğin Artvin'de 17 tane HES, 10 tane baraj görünüyor. Ama şimdi Artvin'de 10 baraj gene duruyor. 126 tane HES görünüyor. İşte Trabzon'da 5 tane HES görünüyorken bilmem 56'ya çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman HES'ler büyük problem. Oysa normal dere tipi HES'ler aslında en ekolojik yatırımlardan biri enerji açısından. En sürdürülebilir, en çevrecilerden biri diyebilirsiniz. İsviçre'de şurada burada baktığınız zaman yanına gitseniz göremediğiniz bu yapılar Türkiye'de büyük bir ormansızlaşmaya, büyük bir talana döndü. Yerli enerji diye takdim edildi. Oysaki yurt dışına satılıyordu bunlar iki katı fiyata. Ve o zamanki EPDK başkanı, bakın gene bu hükümet zamanında, evet yurt dışından çok talep geliyor, sermaye giriyor ama bunlar maliyeti arttıracak. Yani endişesini dile getiriyor. Sonra tabii o adam görevden alındı herhalde, bilmiyorum nerededir. Ama çok dikkatli bir, yani sunumlarımda gösteriyorum bu gazete küpürünü. Şu benim odamda ya da sizin odanızda yanan ışık, kaybolan enerji. Saati çeviriyor değil mi? Şimdi bizim HES'leri yapıyoruz, satıyoruz başkasına. Bunun parası yurt dışına gidiyor. Yerli enerji diyebilir miyiz buna? Çünkü bir yabancıya satılıyor bu. Çoğu satıldı. Yani bir kısmı satılmadıysa. Dolayısıyla bizler yerli enerji diye kandırılarak, evet enerji, yerli enerji önemlidir. Bizim enerji açığımız var. Bu çok ciddi bir problem. Büyük paralar yurt dışına gidiyor. Ama mesela bu enerjinin, en ucuz enerjinin tasarruf edilen enerji olduğu konusunda hiçbir çalışma yok. Eski Sanayi Bakanı bir çalışma yaptırmıştı. Muazzam kar elde edilmişti. Yani giderler ciddi şekilde düşmüştü Ankara'da yaptığı bir çalışmada. Bizler bunu hiç şey yapmıyoruz, dikkate almıyoruz. Kayıp kaçak oranı %22'lerde, 23'lerde. Bunları %15'lere indirsek birkaç baraja gerek olmayacak. Belki onlarca HES'e gerek olmayacak. Ve ne yazık ki bu HES'lerin can suyu dedikleri, aslında telafi suyunu ilk 250 tanesinin lisansı %1'le verildi biliyor musunuz? %1. Sonra bu %10'a çıkarıldı tenant yöntemi diye. Aslında o yöntem de kötü ekosistem sınıfı için verilen miktardır bu. Şimdi işte aquatic base flow dediğimiz şey, normal işte akış, çevresel akış ve tenantın ortalaması alınıyor. Biraz da yükseltilmeye çalışıldı. Bazı iyileştirmeler yapıldı ama unutmayalım ki halen neredeyse susuz akan dereler var. Oysa bu dereler toplam biyoçeşitlilik bakımından %40 biyoçeşitliliği taşıyor. Bu derelerin %70'ini yok ettik insanoğlu olarak. Siz bir dereyi HES'e bağladığınız, kuruttuğunuz zaman
%10 tabii yetmiyor. O deredeki bütün canlı sistemi tamamıyla yok ediyorsun. Bunlar ÇED'in hiçbir şeyinde dikkate alınmıyor aşamasında. Mesela sosyal etki değerlendirmesi yapılmıyor mu? İnsanlar ne kadar etkileniyor? Kültür, sanat, toplum ne kadar etkileniyor? Bunları gidermek için neler yapılması gerektiği? Bunlarla ilgili de bir şey yok. Şimdi esni uzatmayalım. Başka ne var? Yeşil Yol 2004'te ortaya çıktı. Helsinki Yurttaşlar Derneği burada bir panel yapmak istedi ve maden ya da esne ilgili Sinan Erensu dostumuz gelmişti. Ona odamda dedim ki Sinan daha önemli bir problem var. Nedir o? Dedim Yeşil Yol. İlk çıktığı zaman 2004 ama ondan sonraki yıllarda çok bir şey yapılmadı. O nedir? Dedik ki o şudur. Sonra ilk KTÜ'de bir çalıştay yaptık. Sonra Ayder'de yaptık. Hakikaten çok da yararlı bir çalıştaydı. Yeşil Yol yaklaşık 2600 kilometrelik bir yol. Sorsanız Yeşil Yol, diğer adı Cennet Yolu. Öyle lanse edildi. Yeşil Yol dediğimiz, Greenways dediğimiz bir kapsam var. Onunla ilgili bir kavram var. Onunla ilgili mi? Hayır. Sırf yeşilin içinde olduğu için Yeşil Yol. Tam tersi yeşili mahveden bir yol. Turizm yolu, o zamanki bu yatırımın başındaki kişi şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz Çarşamba'nın yaylalarından girip turistlere Gürcistan sınırına kadar bütün güzelliklerimizi göstereceğiz. Bakın bu turizm konseptinde de kabul edilmeyen bir yaklaşımdır. Siz bütün yaylalarımızı insanlara göstereceksiniz araç yollarıyla. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Çok kısa sürede tüketeceksiniz orayı demektir. Ve daha az para bırakacak demektir. Oradaki geleneksel yaşamı yok edeceksiniz demektir. Geleneksel üretim faktörlerini yok edeceksiniz. Hayvancılığı, süt ürünlerini, benzeri bütün ormancılığı, geleneksel olarak yapılan her faaliyeti yok edeceksiniz. Çünkü dışarıdan gelecek. Oysa turizmdeki en büyük problemlerden biri de leakage dediğimiz kazanılan paranın önemli bir kısmının dışarıya sızmasıdır. Mesela nereye kadar sızıyor? Biliyor musunuz turizmden en çok kim kazanır? Turizmin yaklaşık 1,5 trilyonluk pastasından en çok kim kazanır? Tahmin edin. Boeing firması, mesela kola firması veya benzerleri. Şimdi turizmi iyi planlayacaksınız. Bakın bizde planlar kaynakların niteliğine ve miktarına göre değil, talebe göre. O yüzden asla olmaması gereken, bu hale sokulmaması gereken Ayder Yaylası bir kent merkezi oluyor. Ya da pek çok yayla turizm merkezi diye ilan ediliyor, beton yığınına dönüyor. Oysa İşin gerçeğinde turizmde böyle bir şey yok. Doğa temelli turizmde asla yok. İşte Uzungöl'e bakın 87'lerde keşfedildi bu anlamda. Şu an gelişme ve olgunlaşma dönemini geçirmeden doyma ve düşüşe doğru gidiyor. Gözünüzü kapasanız, Uzungöl'e birini götürseniz, açsanız gözünü, neredesiniz diye söyleseniz Uzungöl diyebilir mi? Çünkü hiçbir oraya ait doğal ve kültürel kalıt kalmadı. Ve o alanda ciddi bir fragmentasyona tabii sebep oldu, olacak ve bütünüyle manzara güzelliğini de bozacak. Oysa turistler buraya bu güzelliği de görmeye geliyorlar. Biz bu güzelliği kentleşme, yapı stoklarına doldurma sürecindeyiz. Ve bundan hoşnut oluyoruz. Geleneksel mimariyi de reddederek yapıyoruz. Fındıklı'nın çıkışındaki o geleneksel ev tipi mesela her yerde korunmalı. Yapılacaksa da bunu adreslemeli yeni yapılan yapılar. Ama biz bunu yapmıyoruz. Bir başka şey madencilik. Yani ilk üçe neyi soktuk dedik. İşte madenciliği de buraya sokalım bari. Artvin'in yeni yapılan çalışmalarda da ortaya kondu ki Artvin %72'si mesela şey maden sahası. Trabzon'un biraz daha azı. Henüz onun haritası çıkmadı. Bunun anlamı şu. Neredeyse Artvin'de tarım alanı yok. Kent merkezlerine kadar gelen bir madencilik faaliyeti söz konusu olacak. Hopa'nın %86'sı, Boşkan'ın %92'si, Artvin merkezinin %92'si maden sahası olabilir. Şu anki Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün haritalarına göre. Biz bu haritayı, sağ olsun bu çalışmayı tema yaptı, çok güzel bir çalışma yaptı. Buradan onlara bir daha teşekkür etmek isterim. Biz Artvin için ilçeler konusunda çalışmak için bu altyapısını İstedik, ondan yönetim kurulu da buna izin verdi. Biz ilçelere göre de bunu yaydık. İl il yapılıyor bu çalışmalar ve çok büyük, hakikaten maddi şeyi de var, gideri de var yani. Tema çok büyük bir
özveride bulundu, onu söyleyeyim. Ve bunlar tabii ki resmi kaynaklardan oluşturuldu. Ama Artvin'de ilçe bazında çalıştığımızı ilçeleri de biliyoruz. Şafşat %48, Kemalpaşa %46, Ardaluç %49. Onun dışındaki ilçeler %80 üzerinde maden sahası. Bir tek dağların zirvelerindeki yerler kalıyor insanlara. Zaten Artvin'in canını çıkarmışsınız HES'ler, barajlar, yeşil yol diye. Mesela bir valinin, Artvin valisinin bir sunumundan şey yapmıştım. Artvin'de bu barajlarla su altında kalacak yollar yüzünden yeni yapılan yol, ki daha sonra yeşil yol olarak da onlar şey yapıldı, ortaya kondu. 596 kilometre. Düşünsenize, yol olmayan doğal alanların içinden 596 kilometre yeni yol yapılacak. Ne büyük bir doğa felaketi aslında. 1000 kilometreye yakın yapıldı şimdi. İşte 600 bin arası Doğu Karadeniz'de yeşil yol diye. Şimdi bunların madencilik için yapıldığı konusunda değerlendirmeler var. Doğu Karadeniz maden provensi diye geçer. Artvin'de, Rize'de, Gümüşhane'de, Ordu'da, Fatsa'yı biliyorsunuz, Samsun'da, Şahin Dağları'nda altın ve bakır madenleri var. Bu yollar bunlar için kullanılacak mı? Kullanılacak, ama madencilik öyle bir sömürü madenciliği yapılıyor ki o yolu da kendisi yapıyor zaten. Dolayısıyla madencilik de tüm doğal alanlarda tabii su sisteminin de bozduğu için ve çok uzun sürelerde asit maden drenajı oluşturduğu için madencilik çok daha uzun süreli bir çevresel problem olarak, bir çevre yükü, bir çevresel yıkım olarak miras kalacak Doğu Karadeniz insanlarına, bunu söyleyelim. Şimdi tabii üçünü söyledik ama mesela taş ocağını da buraya koymak lazım artık. Çünkü ne kadar yatırım, bakın tırnak içinde yatırımdan bahsediyorum. Ne kadar yatırım, o kadar taş lazım. Peki bu taşlar da nerede oluyor? Bakın üstte toprak zoraki orman olmuş, yetişmiş. Gözümüz gibi bakmamız gereken o ormanların, çünkü o taşlarda ormanlar aldınız mı daha orada orman olma şansı yok. İkizdere, Arhavi, Kamile, pek çok yerde taş ocakları var. Bunların da miktarı gittikçe artıyor. Üçü açtık. Dördü koyduk taş ocaklarını. Başka ne işe yapalım? Orman kırımından bahsettik. Şu an en önemli çevre sorunlarından, doğa problemlerinden birini, orman kırımını, orman kesimini, orman azalmasını söyleyebiliriz. Hatta milli parklarda, bizim milli parktan çoğu orman, asal kaynağı ormanlar olduğu için söyleyelim ve derelerde tabii. Orman azaldıkça dereler de şey yapıyor, problemli. Geçen Twitter'da bir fotoğraf paylaştım. Kaçkarlar'daydım ben. Bir TÜBİTAK projemiz için gittik. Bakın bildiğiniz çamur akıyordu dereler. Fotoğraf çekerken duramadım. Çamur kokusu o kadar kötü, kesif bir kokuydu ki. Böyle vıcık vıcık çamur resmen akıyordu. Öyle bulanık değildi. Ben 1992 yılından beri Fırtına Vadisi'nde çalışıyorum. İkinci master tezim ve doktora alanım orası. Biliyorsunuz orada yağmur, yağmur gibi yağmaz. Dere gibi yağar gökyüzünde. Ve biliyor musunuz, ben o günlerde bile derelerde normal bir bulanma dışında ana derelerde bir bulanıklık görmezdim. Ama şimdi çamur akıyor. Yani üstten yağmur damladı. Niye? Çünkü her taraf yol, her taraf inşaat, her taraf tarım var. Orman azalması, bilmem ne, hepsi var. Öyleyse bu toprağı tutacak bir şey yok. Su da önüne kattığını alıp götürüyor. Ne yapıyor alıp götürüp? Sucul sistemi de bozuyor. Suyun sıcaklığını etkiliyor. Oradaki balıkların da kalım ve üreme potansiyelini düşürüyor. Çünkü çakılların üstüne kil kaplıyor. Yani derelerin, o yunehilerin gidip de yumurtalarını bıraktığı yerlerde artık kil şeyleri var, birikintileri var. Miller orayı kapatıyor. Yani yumurtayı koyduğun zaman hayvan orada zaten yüzey gelince hemen yumurtaların etrafını kil tanecikleri kaplıyor ve dönlenme olmuyor. Bu da ne demektir? Daha az balık üreyecek demektir. Üreyenlerin beslenme ortamı bozulduğu için daha az balık hayatta kalacak demektir. Bütün bunlara değer mi? Sistemin kendisini böyle taşı çektiğiniz anda yıkıyorsun. Orman kırımında söyledik. Aa, geldik turizme. Şu turizm diye yatırımı diye yapılanlara baksanıza. Hiçbiri ekolojik turizm değil. Ama hepsi tabelaya ekoturizm diyor. Ekoturizm de ekoyu koruyarak, korudukça kazandıran
kazandırdıkça koruyan bir döngüsü vardır ekoturizmin. Yani toplum ekoturizmde bir anda çok para kazanmaz. Ama bir miktar kazandığı zaman o doğal ve kültürel varlıkların o alanda bunlar sayesinde bu kazancın olduğunu bildiği için korumak için davranış geliştirir. Ve bu korumakla biraz daha uzun elinde daha fazla gelir elde etmeye başladığı zaman korumak için de çabasını artırır. Amaca dönük çalışır. Dolayısıyla sizler buralarda yollarla parçalanma yaptığınız zaman, manzara bütünlüğünü bozduğunuz zaman, işte madencilikle, asit maden drenajıyla suları kirlettiğiniz zaman, yeşil yol deyip yapıp da aslında turizmin sonunu getirecek altyapı uygulamaları yaptığınız zaman burada turizmin de geleceğini yok ediyorsunuz demektir. Bakın iklim değişimi nedeniyle Akdeniz çanağında çok daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor ve turizmin kuzeye kayacağı söyleniyor. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Peki bizim kuzeyimize turizm kaydığı zaman biliyorsunuz bir de insanlarda doğa turizmine karşı eğilim çok arttı son yıllarda. %10 mesela %4 artarken klasik turizmde turizm faaliyetleri %10 ila 30 artıyor biyoçeşitlilik alanlarında, doğal bozulmamış doğal alanlarda. Şimdi o zaman bizler bu turistlerin de kuzeye geleceğini düşündüğümüz zaman yapmamız gereken nedir? Bu doğal alanları hem de turizm için kullanabilmek için korumamız gerekmiyor mu? Bizler oysa korunması gereken bu sahaları turizm diye yeşil yol yapıyoruz. Turizm diye dağların başına 5 katlı, 6 katlı binalar dikiyoruz işte. Uzungöl'ün yukarılarında olduğu gibi, Kaçkarlar'da olduğu gibi. Sürekli böyle yoğun binalaşmayla turizmi şey yapamazsınız. Evet turizm gelir, turist gelir ama en ucuzcu turist gelir ve kısa sürede kalır gider. Size çevresel büyük olarak o yatırımlar kalır. Hangi birini söyleyeyim bilemiyorum. Nihayetinde ekoturizm bozulması bütün bu faaliyetlerle oluyor. İlla çevresel bozulmayı insandaki bozulmaya da katabiliriz. Çünkü henüz bu çevre kaygısını çok evet arttı gibi zannediliyor ama oransal olarak aslında artan bir şey yok. İlla sosyal medya nedeniyle herkes ilgileniyor görünse de amaca dönük olarak bir fiil bunun içinde doğa koruma faaliyetine katılan insan sayımız oransal olarak çok az. Önce bunu düzeltmemiz lazım. Ve üniversal eğitime de doğa korumayı, doğa farkındalığını, bunu 20 yıldan fazladır söylüyorum. İnşaat fakülteleri başta olmak üzere doğa koruma dersini mutlaka müfredata sokmak lazım. Çünkü doğadaki en büyük dönüşüme sebep olan bazı sektörlerin doğayla ilgili hiçbir değerlendirmeleri yok. Yani eğitim alırken de yok. Sonrasında da yok. Öyleyse bunlar yaptıkları yolun güzelliğine bakarlar. Bozdukları doğanın güzelliği bunları etkilemez. Karadeniz'de parayla su içmek ne demektir? Bu büyük bir ayıptır da bir ülke için. Ve parayla içilen suyun hesabını da göz ardı etmeyelim. Bir pet şişe kaç liradır? En az 1 lira, 1,5 lira. Havaalanında kaç lira bir tanesi? En son 9 liraya aldım. 1 litresi havaalanında 18 lira. Çarşıda 1 litresi minimum 3 lira. 1 litre 3 ise 1000 litresi yani 1 metreküpü yani 1 tonu 3000 lira eder. Bizler musluktan içtiğimiz suya temiz su sağlayabiliyorsak 3 ila 4 lira bilemedim 5 lira tonuna verirken biz tonuna 3000 lira veriyoruz. Havaalanındaki suyun tonuna 18 bin, 20 bin lira veriyoruz. Uçağın içindeki suyun tonuna 25-30 bin lira veriyoruz. Ve bir de bu pet şişelerin çevresel yükü var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Üretilirken çevresel yükü var. Hele hele kullandıktan sonra çevresel yükü çok daha büyük. Öyleyse su havzalarını hiçbir amaçlı, şu ana kadar konuştuklarımız amaçlı olmasın. Hiçbir amaçlı korumasak sadece temiz su temini için korumalıyız. Çünkü su olmazsa hayat olmaz. Şimdi orman kırımı, orman kesimi, HES'ler, madenler, yeşil yolun kendisi, işte taş ocakları derken bir sürü sıralandı. Peki bunlarla ilgili olarak baktığımızda gündelik hayatımızda neler değişti sizce? Vallahi gündelik hayatta tabii sorunları daha çok konuşur olduk ama bütün toplum konuşuyormuş şüphem var. Çevre biliyorsunuz aslında politik bir konudur işin doğrusu.
demokratikleşmeyle doğrudan ilgilidir. Demokratikleşmenin üst düzeyde olamadığı yerlerde çevre koruma da, çevreye karşı şiddet de, doğaya karşı şiddet de çok yüksek oluyor. Doğayı savunanlara karşı da şiddet çok yüksek oluyor. Önce bizim bu oluşturduğumuz bilgi düzeyini yukarıya doğru yükseltmemiz ve bunu yaymamız gerekli. Bu bilgi düzeyi illa çok yüksektir anlamında değil. Ama bunları anlatabileceğimiz yerler özellikle politik düzlemde daha çok karşılık bulmalıdır ve buna zorlamalıyız. Ama bizde çevrenin şöyle bir durumu var. Eskiden de ters başka partiler varken aynı şey oluyordu. İktidarda olanların devletin yaptığına karşı şeyi az oluyor. Direnci ya da tepkisi az oluyor. Böyle bir durum var. Şimdi iktidardakiler de pek çoğu çevreyle ilgili konularda sorumluluk almak istemiyor. Doğa korumayla ilgili kelam etmek istemiyor. Yapılanları hep doğru görüyorlar. Oysa biz Artvin'de 25 yıl önce madene karşı olduğumuz zaman, o zaman da Artvin'li bir bakan vardı. Daha sonra da DSP'ye geçti. Merkez soldan bir hükümet geldi. Biz gene karşıydık derneğimizi kurduğumuz zaman. Şimdi de karşıyız. Aslında burada bu bir yaşam savunuculuğu. Doğayı korumak çabası ya da çevreyi korumak çabası hükümetlere karşı bir şey değil. Onlara karşı bir reaksiyon değil. Hepsi yanlış yapıyorsa yanlışa yapılan bir reaksiyon olarak değerlendirmeli. Bunu değerlendirmiyor. Sanki hükümetlere karşı yapılan bir şey gibi. İşte bugün Halk TV'ye çıkan iki zerreli kadınlar. Herhalde hepimiz eminiz ki bunlar oy hükümete verdiler. Ama çok dertleri var. Ve bunları kendi dillerince mükemmel bir şekilde iletmeye çalıştılar. Ne değişti? Farkındalık biraz arttı. Uygulamada bir artış yok. Mesela bunca yasada değişiklikler yapıldı. Doğa korumayla ilgili bizde ciddi bir böyle bir yasa şeyi var, altyapısı var. Biz ne yazık ki sürekli bunları doğa lehine bozuyoruz. Peki kimin lehine bozuluyor? Toplum lehine mi? Hayır. Kişiler lehine bozuluyor. İşte kötüsü bu. Kamu yararı adını koyup da kimi yarara tahsis edilmemeli bu değişiklikler ve doğal alanlar, sularımız, ormanlarımız. Bu büyük bir problem. Ne değişti? Kendi adıma söylersem benim üzüntüm arttı. Benim sıkıntım arttı. Ve insanların bilgisi arttıkça sıkıntıları da artıyor. Dolayısıyla bunu değerlendirdiğimiz zaman çok mutlu muyum? Ben değilim. Ben değilim çünkü şirketokrasi bütün dünyayı bir anlamda eline almış durumda. Bu dünyadan farklı değil ülkemizde. Ama mesela Amerika'da bir nükleer yani radyoaktif bir madde için bir Kızılderili kabilesi Yellowstone'un Grand Canyon'un yanında yerleşik bir kabile. Suların kirleneceği gerekçesiyle çok küçük bir toplum ama buradaki madencilik durdu. Trump'ın bütün şeyine rağmen. Şimdi bunlar olabiliyor dünyada. Bizde de olmasını dileyelim artık. Değişen çok bir şey yok. Medyanın bir kısmı bunu çok şiddetle doğal alanlarımız korunsun diye şey yapıyor. Ama bunu biraz da bu bir gerçek. İktidarı biraz da hırpalamak için yapıyor. Tersine iktidar yanlıları da aslında ne kadar önemli yatırımlar olduğunu savunuyor ve bizleri başka şeylerle itham ediyor. Yani başka kelimelerle bize hakaret ediyor. Bu iktidar değişse sadece bence galiba roller değişecek. Yani kişilerin Tevfik Neyzen'in dediği gibi taslar aynı tas, eller değişti diye. Umarız böyle olmaz. Şimdi Doğu Karadeniz'de aktif toplumsal hareketlilik var çevre sorunları etrafından da. Ve tam da dediğiniz gibi işte bugün İkizdereli Kadınlar Halk TV'deydi. Yarın başkaları gelir, dün başkaları çıkmıştı. Bir sürü imaj, görüntü var artık zihnimizde. Sizin aklınızda kalan en çarpıcı çevre hareketi imgesi, sloganı nedir? İmgeyi ayrı, sloganı ayrı şey yapalım isterseniz. Benim için en çarpıcısı 1995'te benim de bazı hocaların gelmesini şey yaptığımız durum neyle işte nedirle ilgili Cerattepe'de yapılan ilk toplantı.
Salon Hıncahınşnoğlu'ydu. Halen emekli olmuş ve maden çıksın diye bu grupların başında olan hocalardan bazıları da oradaydı. Ben de oradaydım. O zaman Doğal Hayat Koruma Derneği'nde ve Orman Bakanlığı'nda çalışıyordum aynı zamanda. Orman Bakanlığı'nın bir biriminde, Araştırma Enstitüsü'nde Trabzon'da araştırmacıydım. Oraya geldim, incelemelerimi yaptım. O zaman böyle internet falan bu kadar şey değil. Böyle yaygın da bir şey değil. Ama o toplantıyı hiç unutamayacağım. Neredeyse tamamdı, hiç unutmuyorum. İki yabancı ve Türk paravanın arkasında şöyle ellerini ovuşturduklarına şahidim. Niye şahidim? Çünkü ben biraz geç kaldım arabayı park etmek için. Oraya gittiğimde bunu gördüm. Sonra İzmir 9 Eylül'de bir hocamız, coğrafyacı hocamız kısa bir konuşma yaptı ve bir de bir 10 dakikalık, 15 dakikalık benim konuşmam vardı. Benim konuşmam orada söylenenlerin tam tersine, yani ben dedim madenci değilim ama bakın şöyle şöyle kazaları var. Bizim Arfi'nin böyle güzel yerleri var. Buraların bu hale gelmesine ben şey yapamam kendimce. O zaman o genç halimle bunu söyleyebildim. Burada ama asıl önemli olan, ben bir bakanlık mensubu olarak, kamu görevlisi olarak orada buna karşı çıkabildim. O zaman karşı çıkılabiliyordu bazı şeylere. Görüşümüzü söyleyebiliyor idik. Korkmadık ki bizi acaba çıkışta döverler mi falanca grup ya da bizi sürerler mi diye. O açıdan o salonun o hali ve salondan sonra o belki 1000 kişinin sarılması benimle, o anı hiç unutmayacağım. O salonun o durumu, o nasıl insanların karşı çıktığı ve bir arkadaşın siyanürü o kadar güzel anlattınız ki neredeyiz ekmeğin arasına koyacak da yiyeceğiz dediğini hiç unutmuyorum. Benim sözümü kesmek istedi insanlar çok böyle alkış filan şey yapınca. Turun başkanının üzerine gidip hepiniz tersini söylediniz. Biz dinlemek istiyoruz sonuna kadar deyip şey yapmalarını unutamayacağım. Birincisi bu. İkincisi galiba 2016 ya da 17 idi. Cerattepe'de keşif yapıldı. Artvin halkının ve Erzeden inenin 94 yaşındaki, ben de oraya çıkma izni alanlardan biri olduğum için mahkeme heyetiyle çok iyi biliyorum, fotoğraflarını da çektim. Yaklaşık 2 kilometre boyunca Artvin halkının son derece mağrur, efendi Artvinlilerin o her zaman olduğu gibi yolun iki yanında durarak, hiç kimseye bir tacizde bulunmayarak orada verdikleri o görüntüyü de hiç unutmayacağım. Bu da imgelerden biri olarak gözümün önünden hiçbir zaman gitmeyecek. Pek çok Kastamonu'ya, Karabük'e, Antalya'ya, Samsun'a, Ordu'ya inanılmaz yani çok HES'ler için, maden için çok konferanslara gittim. Ama bu ikisinin yeri ayrı belki Artvin'de olduğum için. Slogan olarak çalışma hazırlıyorum. Orada bu sloganları da koyuyorum mesela poster şeyleri. Bunların bir kısmını benden kaynaklandı. Çünkü genelde Artvin'in, Cerattepe'nin pek çok yazı ile ilgili bölümünü biz şey yapardık. İşte Mehmet diye bir hoca arkadaşımız var. Şimdi biraz daha genişledi bu şey. O var ama bir de halkın söyledikleri var. İşte 96 yaşındaki Ahmet Dayı'nın bu nedir diye şeyin kapsülünü, gazın kapsülünü şeye, polise göstermesi de çok ilginç bir imge olarak karşımda durur. Ama şunu söyleyebilirim. Söz olarak en güzellerinden biri, İkizdere'de Su Meclisi'ne gitmiştim. Bir konuşma yapmıştım. Orada iki kişi konuşmuştum. Su Meclisi'nde İkizdereli bir köylünün, su boşa akıyor ya Türkler için böyle söyleniyor. Su akar, Türk bakar diye. Bu köylü şunu söylemişti. Su boşa akıyorsa güneş de boşa doğuyor demektir. Bence çok inanılmaz bir sözdür. Bunu söylemek isterim. Benim 90'lı yıllardan beri söylediğim ama 99'da kayıtlara geçirdiğim bir şeyim var. Bir mottom oldu artık o. Ekolojik olmayan bir yatırım uzun vadede ekonomik de değildir. Çok inanarak söyledim. Bunu Atlas dergisinde 99'da yazmıştım. Onu söyleyebilirim. Bir de iklimcilerin bir sözü var. Gökyüzü ağlamazsa yeryüzü gülmez diye. Son zamanlarda da bu iklimle ilgili şeylerde çok kullanırım. Çok güzeldir hakikaten. Her şey yağışlara bağlı. Bir başkası da geleneksel köylerin bir atasözü. Kar yılı var yılı. Aslında ne kadar güzel bir Anadolu özdeyişi. Şahane bir şey.
Peki bunu söylediniz, sordunuz. En kötü sloganları sormayacak mısınız? Söyleyin hocam aklınızdakini. Bence yüzlerce var. Benim çok tepemi attıran, kalbimi çok beni, yüreğimi böyle öfkeden delirten şeyler, sözler vardı. Bir tanesi, kesilen ağaçların önemli değil, 5 katını dikeceğiz. Bu çok yapılıyor biliyorsun. Her HES raporunda, ÇED raporunda var. Her maden raporunda var. Bu ne kadar çirkin, ne kadar doğayı aşağılayan aslında, ormanları aşağılayan bir söz. Kesilen bir orman, üstelik doğal yaşlı ormandır. Onun yerine dikilen ağaç değildir. Onun yerine dikilen bir kalem kalınlığında fidandır. O fidan büyüyecek orman olacak. 5 katını değil, 105 katını da dikseniz o ormanı daha geri getiremiyorsunuz. Bazen birkaç dönümlük bir orman, yaşlı kadim bir orman, binlerce ormandan daha değerli olabilir. Bunu bir kere bir aklına soksun bunu söyleyeyim ya. Bir başkası, biz bu zeytinleri, ağaçları başka yere taşıyıp dikeceğiz. Bu da ekolojiyi yok saymaktır. O bitkiyi de, ekolojiyi bilmemektir. Evet, taşırsınız. 3'ünü 5'ini taşırsınız. Bunu başarmak mümkün. Ama kestiğiniz binlerce zeytini de, binlerce ağacı da, hele o kadim ağaçları mümkün değil taşıma şansınız yok. Buna şeyi de katabiliriz. Biz bu endemikleri burayı rehabilite edince yeniden dikeceğiz. Bu ise başlı başına bir palavradır. Öyle böyle değil. Büyük bir palavradır. Bir tane daha söylemek isterim. İçimizi çok acıtan bir şeydir bu. Sizi gidi memleketin kalkınmasını istemeyen vatan haindir. Kalkınmamıza engel olamayacaksınız. Biz kalkınmanın filan önünde engel değiliz. Ama doğa korumalı kalkınma çevre UNDP'nin, UNEP'in mottosu olmuştu. Yani doğayı korumak, çevreyi korumak kalkınmanın önünde engel değil, tam tersi onun yardımcısıdır diye 80'li yıllardan beri gelen Dünya Doğayı Koruma Stratejisi'nin baş söylemlerinden biridir. Ama Türkiye'de bozmayın, burayı koruyalım, bakın şurada yapın demek vatan hainliğiyle karşılaşmak demek. Bunu da söyleyelim. Bir başkası, Sayın Veysel Eroğlu'nun, bundan önceki Orman Bakanı'nın, HES'ler erozyonu ve taşkınları önler. İşte son zamanlarda önleyemediğini gördük. O zaman biz diyorduk, niye bunu dedi? Hidroloji bilim dalında İnşaat Fakültesi'nin, mekanik olarak suyun litre metreküpün geçmesi ve elektrik şeyini döndürmesiyle oluşacak parasına bakıyor çünkü. Çünkü ekolojisini bilmez hiçbir zaman. Bana göre en komiği, en düşündürücüsü, ortalık yıkılırken bu ağaçların kesilmesi, şöyle HES'ler böyle, yaylaya yolu niye engelliyorlar? Bu yayla yollarını, bunlar kaçak evlerini kontrol etmeyelim diye yollara karşı çıkıyorlar, yeşil yola demişti. Ben de Şamlıhemşin Belediyesi'ne, kaymakamlığına 500 metre mesafede bir otel yapıldı dere yatağının üstünde. Onu göstermiştim, siz önce burayı kontrol edin diye. Böyle bir şey de Veysel Eroğlu söylemişti ve bu kadar hengameli bir dönemde yeşil yol için, HES için, ağaçların maden için kesildiği zaman da Twitter'da şöyle bir şey paylaşmıştı Veysel Eroğlu. Son sözüm de bu olsun. Ormanları korumalıyız. Bu Koyu Yeşil bölümünde sevgili Oğuz Kurdoğlu ile birlikteydik. Özellikle Doğu Karadeniz ormanlarına ve ormanlara baktık ve genelde çevre sorunlarına genel bir bakış ile yaklaşarak doğanın nasıl kompartımanlara bölündüğünü ama aslında bunun nasıl olmaması gerektiğini konuştuk ve aslında hepimizin nasıl birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu da hatırlattınız. Oğuz Hoca gibi biraz sıkıntımız arttı belki, biraz daha bilgilendik bu bölümün sonunda ama bir yandan da çaba sarf eden her bir kişinin bir yerlerde olmasını da duyarak, onu da öğrenerek biraz daha umudumuz da arttı. Oğuz Hocam, hem vaktinizin hem paylaştıklarınız için ben çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyeyim. Estağfurullah, iyi ki sizler de varsınız. İyi ki birlikte varız, birlikte güçlüyüz. Doğamızı da hep birlikte korumaya devam edeceğiz. Çünkü doğa olmadan bizlerin de olmayacağı, yaşamın olmayacağını galiba en iyi bizler biliyoruz. Koyu Yeşil. Hazırlayan ve sunan Özlem Şendeniz.